Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere gene muhteşem bir tepsi poğaça hazırladım. Diğer poğaçalardan farklı olarak içinde ceviz ve şeker kullandım. Tadı ve görseli şahane oldu. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay bir tarif. Mutlaka deneyip bu lezzeti tatmalısınız diyorum ve hemen hazırlamaya geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına 1 yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı ılık sütü alıp biraz karıştırıyorum. Ardından üzerine erittiğim 50 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 tane yumurtayı ekleyip yumurta ezilene dek tekrar karıştırıyorum. Sonrasında azar azar ununu ekleyip hamuru toparlıyorum. Toplamda 6,5 su bardağı un ekledim. Kıvamı çok güzel oldu. Yoğururken elimi tamamen bıraktı. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Şimdi de kapağını kapatıp kabarması için 1 saat dinlendiriyorum. Hamurum beklerken ben de unlu, şekerli, cevizli iç harcını hazırlayacağım. Bunun için 1 su bardağı unu derin bir kaba aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 50 gram yumuşak tereyağını alıyorum. Bulgur bulgur olana dek elimle ovalıyorum. Karışım bu şekilde bulgur bulgur olunca üzerine 3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi ilave edip karıştırıyorum. Böylece harcımızı hazırlamış oluyorum. Bir saatin sonunda kabaran hamuru tezgaha alıp toparlıyorum. Sonrasında çok az un serpip önce elimle biraz bastırıp yasıltıyorum. Sonra küçük oklava ile dikdörtgen bir yufka açıyorum. Bir santim kalınlığında büyükçe açtım. Ve kenar kısımlarını aparatla kesiyorum. Kenar kısımları kesip düzleyince üzerine oda sısındaki yumuşak tereyağından sürüyorum. Bu şekilde her yerine sürdüm. Şimdi de hazırladığım unlu harçtan serip düzlüyorum. Şu boş kalan kısmını ise hamur aparatı ile çapraz olacak şekilde kesiyorum. Sıra geldi şeklini vermeye. Harçlı taraftan tutup rulo yaparak sarıyorum.
şekilde sarınca tereyağı ile yağladığım borcam tepsiye alıyorum. Ve uçlarını bir diğerinin içine yerleştirip sıkıştırıyorum. Sonrasında kenarlarından kestiğim hamur parçalarından yaprak ve gül şekli verip sıkıştırdığım yere bırakıyorum. Üzerini streçle kapatıp bir 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. 15 dakikanın sonunda bir tane yumurta sarısını bir yemek kaşığı sıvı yağ ile çırptım ve üzerine sürüyorum. Son olarak mavi haşhaş serpip fırına veriyorum. ...160 derecede fanlı olarak 1 saat boyunca pişirdim. Nar gibi kızarınca çıkarttım. Çok güzel bir poğaça oldu. Görseli ve tadı ile 5 çayına çok yakışan bir tarif bence. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.